Tamam. O size. Tamam. Takabilirsiniz bunu. Takayım mı? Evet. Hadi bakalım. Çok şey olacak. Ters düz oldu mu? Çok güçlü oldu. Çok büyük şey olacak. Kesin olacak size. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Oturuyor mu tatangalar? Oturuyor. Sakarya Spor. Oturuyor. Sağ Saygıdeğer divan, çok değerli katılımcılar, Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin çok değerli yöneticileri, değerli başkanı, değerli kurucuları, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, değerli muhtarlarımız, muhtarlar derneklerinin başkanları, değerli basın mensuplarımız, değerli Sakaryalı dostlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin 7. olağan genel kurul toplantısına hoş geldiniz diyorum. Bu toplantıya beni ve arkadaşlarımı davet ettiğiniz için ayrıca özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu genel kurul aynı zamanda bir görev devir tesliminin planlandığı, öngörüldüğü bir genel kurul. Ben şimdiden yeni aday olan ve seçilecek çok değerli başkana ve yeni yönetime de buradan şimdiden başarılar diliyorum. 20 yıl olmuş dernek kurulalı. Gerçekten bizim yerel kültürümüzün, yerel değerlerimizin korunması, yaşatılması ülkemiz için en önemli konulardan bir tanesi. Doğru. Biraz önce değerli başkanımız söyledi. 1000 yıl önce geldik bu topraklara. Ama ülkemiz büyüdü. Bütün bu coğrafyadan gelen insanlara Anadolu bağrını açtı, kucağını açtı. Anadolu şu anda Trakya'sıyla, geniş topraklarıyla farklı kültürlerin, farklı geleneklerin buluştuğu bir alan haline geldi. Farklı kültürler, farklı gelenekler evet buluştu ama kültürlerin bir araya gelip erimesi, aynı potada erimesi bizim çok tercih ettiğimiz bir sonuç değil. Herkesin kendi benliğiyle, kendi kültürüyle varoluşu ve bunu yaşatması ülkemizin en büyük, en kıymetli özelliklerinden bir tanesi. Ülkemiz çok zengin bir ülke diyorsak, aynı zamanda işte bu kültür zenginliğini içinde barındıran bir ülke olmamız. Az önce Ensar ve Mücahit benzetmesini de yaptı değerli başkanımız. Doğru. Anadolu zora düşen, sıkışan, kendi yurdunda yabancı durumuna düşen, milyonlarca insana kucağını açtı, bağrını açtı yıllar boyunca. Ama bunu büyük bir barış, kardeşlik ve huzur içerisinde bu birlikteliği götürmeyi de başardı. Önce insan diyerek ama her insanı kendi özünde, kendi kültürüyle, değerleriyle kabul eden ve insanı değerli kılan bir anlayışla bu topraklar bugüne kadar geldi. Bunun için çok şükür bunca badire rağmen, 1000 yılı aşkın bir mücadeleye rağmen şu anda Türkiye Cumhuriyeti bağımsızsa, kendi ayakları üzerinde duruyorsa, işte bu bizi biz yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkmamızın sonucudur. Bakın hemen kuzeyimizde yaşıyoruz. Yazık. Ve bu olanlardan, bu Rusya-Ukrayna arasında olanlardan da gerçekten çok ders almamız lazım. Vatanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. Topraklarımızın her bir santimetre karesinin ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar büyük bedeller ödenerek bu toprakların bizim toprakları olduğumuzun farkında olmamız lazım. Özellikle ben buradan gençlerimize seslenmek istiyorum. Bugünlerde biliyorsunuz gençlerimizin morali bozuk. İşsizlik var diyorlar. Bize değer verilmiyor diyorlar. Gençlerimizin %70'i 80'i yaşayacak
Başka bir ülke arıyor kendisine. Bu bizi kahrediyor. İçimiz yanıyor. Beka beka sorun diyor ya birileri. İşte ben diyorum ki şu anda ülkemizin en önemli beka sorunu gençlerimizin bu ülkede değil, kendi yarınlarını başka ülkede hayal etmeleri. En büyük beka sorunu bu. Biz işte ülkemizi yeniden gençlerimizin yaşamak istediği bir ülke yapmak için çalışmak zorundayız. Hep beraber. Devletiyle, siyasi partileriyle, sivil toplumuyla hep beraber bunu başarmak zorundayız. Bunu yaptı Türkiye. Yıllarca yaptı. Bu ülkede hem özgürlüklerin, hem demokrasinin, hem ekonominin hızla yükseldiği günleri yaşadık, gördük hep beraber. Bunu biz başarırız. En zor günlerde bu ülke ayağa kalkmayı başardı. Yine ayağa kalkacak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın. Bunu hep beraber yapacağız. Hep beraber başaracağız. Benim lisede bir kimya öğretmenim vardı. Kendisi ailesiyle beraber daha ilkokul yaşlarındayken Bulgaristan'dan göçmüş Türkiye'ye. Bana yakın zamanda yaşadığı bir hatırasını anlattı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Ben de daha ilkokul çağındayım. Ailece zulme uğradık. Geldik Türkiye'ye. Sınır geçtiğimiz anda dedi, benim dedem dedi ki o hocam şu anda 80 yaşında. Kimya hocam, lisede kimya hocam. Benim dedem dedi, eğildi toprağa öptü dedi. Bize de döndü. Çocuklar dedi, artık vatanımız burası. Bu ne zaman oluyor? 70 sene önce oluyor ilkokul çağları. Biz böyle geldik dedi. Böyle yerleştik buralara dedi. Fakat geçenlerde dedi benim oğlumla gelinim. Baba sana büyük sürprizim var. Çok güzel bir şey oldu. Hayırdır ya oğlum kızım söyleyin. Yok yok akşam eve geleceğiz anlatacağız. Sürprizimizi seninle o akşam paylaşacağız. Merak ettim dedik. Gün boyu ne diyecek bu çocuklar bana diye. Geldiler dedi akşam. Ellerinde bir şey saklıyorlar arkalarında. Sürpriz, büyük sürpriz, baba büyük sürpriz. Hayırdır ya oğlum kızım anlatın ne? Çıkarttılar bir pasaport. Biz Avrupa Birliği pasaportu aldık. Çocuklar seviniyor dedi. Ben de oturdum ağlamaya başladım dedi. Benim dedem bu ülkeye toprağı öperek girdi. Vatan burası dedi. Benim çocuklarım Avrupa Birliği pasaportu aldım diye seviniyor diye ben de oturdum ağladım dedi. Yazık ya. Gerçekten yazık, çok üzülüyor insan yani. Ya şu koskoca topraklar arkadaşlar. Bakın Avrupa'nın en büyük topraklarına sahibiz ya. Avrupa'nın en büyük tarım alanlarına sahibiz. Burada Sakarya'da neredeyse kuyu açmadan şöyle 3-5 metre kazınca su çıkıyor değil mi? Ne kadar büyük nimet ya. Ne kadar büyük nimet. Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. 84 milyonluk nüfus bizde. Avrupa'nın en genç nüfus bizde. Avrupa'nın en büyük arazisi, toprakları bizde. Avrupa'nın en büyük tarım alanları bizde. Fakat şu anda ülkemiz maalesef varlık içerisinde yokluk yaşıyor. Ve bunun da tek sebebi plansızlık, programsızlık, politikasızlık. Maalesef. Ülkemizin yarınlarıyla ilgili çok çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok. Bu ülkeyi güçlü kılmamız lazım. Güçlü. Her şeyle güçlü kılmamız lazım. Ekonomisiyle güçlü kılmamız lazım. Ordusuyla güçlü kılmamız lazım. Ve en önemlisi bakın itibarıyla güçlü kılmamız lazım. İtibarıyla. İtibarın gücü var ya, itibarın gücü her şeyden kıymetli. Yani sözün gücü, sözün. Güvenilir ülke olmak. İtibarlı ülke olmak. Türkiye Cumhuriyeti bir şey söylüyorsa bu doğrudur. Türkiye yalpa yapmaz. Türkiye kimseyi yanıltmaz. Türkiye dimdik durur. Her zaman doğrunun, her zaman adaletin yanında durur dedirtmemiz lazım dünyaya. İtibarımızın böyle oluşması lazım. İşte itibar oluşursa, itibar, bu kardeşiniz evet uzun süre Türkiye ekonomisinin başında oldu.
Ama aynı zamanda ben Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. Dışişleri Bakanlığı yaptım. Hamdolsun o zaman güçlü ve itibarlı bir ülkenin sadece sözüyle dünya üzerinde ne kadar büyük etkisi yapabileceğini bizzat yaşadım, gördüm. Sadece sözle. Yeri gelir, ekonomimizin de ordumuzun da çok daha üzerinde etkiyi sadece sözle yapabilirsiniz. Ama güvenilir olmanız lazım. İtibarlı olmanız lazım. U dönüşleri yapmamanız lazım. Zikzaklar yapmamanız lazım. Her daim adaletin, doğrunun ve hakkın yanında durmanız lazım. Ancak böyle etkili olabilirsiniz. Ancak böyle gençlerimiz tekrar döner. Benim yaşamak istediğim ülke burası der, bu topraklar der. Ben doğduğum topraklarda yaşayacağım. Kendi yarınlarımı buralarda kuracağım der. Ancak öyle olur. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Bu işler kolay olmuyor. Nasıl bu topraklara yerleşmemiz zamanında zor olduysa, nasıl bu toprakları savunmamız, bu toprakları vatan yapmamız zor olduysa, ileriye doğru bunu korumak, güçlendirmek de zor. Kolay bir şey yok. Hazır miras kalmış, biz bunun nimetlerinden faydalanalım. Öyle kolay değil ha. O hale gelirsek, eğer, ya tamam ne güzel, toprak var, su var, rahatla yaşıyoruz. Allah vermiş deyip rehavete kapılırsak, Allah korusun, bugünleri arar hale getiririz. Çünkü atasözü bakın, su uyur, düşman uyumaz. Güçlü olmak zorundayız. Hazırlıklı olmak zorundayız. Merkez Bankamızın rezervlerini güçlü tutmak zorundayız mesela, değil mi? Elin adamı Ukrayna'ya girmeden önce 600 milyar dolarlık döviz rezervini biriktirdi. Ondan sonra girdi. Biz ne yaptık? Ortada daha pandemi yok. Ortada daha son krizler yok. Bu enerji krizi yok. Merkez Bankası'nın yıllarca bu işçimizin, ihracat yapan işçilerimizin alın teriyle biriken dövizleri eksi 55 milyar dolara indi. 28 milyar dolardan almıştık, 136 milyar dolara çıkartmıştık Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini. Şu anda net eksi 55. Ve bu sorunlar olmadan önce oldu maalesef. Güçlü olmak zorundayız. Ak akçe kara gün içindir. Ülkemizin en zor şartlarına en iyi dönemde hazırlanmalıyız. Şartlar iyiyken güçlenmeliyiz. Ki Allah korusun zor şartlar geldiğinde o zor şartlara hazır olalım. Zor şartlar yaşadık, Allah korusun depremi yaşadık. Sakarya en çok etkilenen bölgelerimizden birisi oldu. Pandemiyi yaşadık. Allah korusun daha kötü şeylerle karşılaşabilir ülkemiz. Onun için iyi günde kötü gün için hazır olmamız lazım. Biz 2 yıllık bir siyasi partiyiz. 9 Mart'ta tam 2. yılımızı dolduracağız. Örgütleniyoruz. 705 ilçede bugün çok şükür ilçe başkanlarımız görevin başında. 81 il, 705 ilçe. Ama siyasetin sadece konuşmaktan, laftan ibaret olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de her alanda hazırlanıyoruz. Her alanda ülkemizin yarınlarıyla ilgili planlarımızı, programlarımızı hazırlıyoruz ve bunu kamuoyuna açıklıyoruz. Saklamıyoruz, gizlemiyoruz, kıskanmıyoruz. Nasıl parlamenter sistemle ilgili yaptığımız çalışmayı açıklayıp 6 siyasi partinin olduğu masaya koyduysak ve diğer partilerin çalışmalarıyla beraber nihayete erdirilip pazartesi günü açıklanacaksa her alanda hazırlık yapıyoruz. Bunu bir Türkiye çalışması olarak yapıyoruz. İlla bir siyasi parti çalışması değil. Zaten çalışmaya kattığımız insanlar her türlü siyasi görüşten insanlar. Şimdi tarım eylem planımızı açıkladık. Her siyasi görüşten arkadaşımız sağ olsun geldiler, destek verdiler. Akademisyenler, bilim insanları, damdan düşenler, sivil toplum kuruluşları, herkes. Afet eylem planımızı açıkladık öyle. Dijital dönüşüm teknoloji eylem planımızı açıkladık öyle. Sosyal politikalar açıkladık öyle. Makroekonomi, finans ve istihdamla ilgili eylem planımızı açıkladık öyle. Şu ana kadar yaklaşık 400 küsür maddelik eylem planı açıklamış durumdayız. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk günden itibaren ne yapacağını, bütün detaylarını hazırlıyoruz. Bunu da çok geniş ekiplerle yapıyoruz. Her siyasi görüşten, her ideolojiden insanla yapıyoruz. Diyoruz ki bu bir memleket çalışmasıdır. Bunu biz Türkiye için yapıyoruz. Bunu bir siyasi partinin propaganda çalışması zannetmeyin diyoruz. Bunu biz memleketimiz için yapıyoruz. Bitirince de açıklıyoruz. Hükümete de çağrı yapıyoruz. Bugünkü hükümete bile çağrı yapıyoruz. Ya alın şunlardan birazını hemen uygulayın diyoruz. Bakın gayet güzel şeyler var burada. Açıklamışız 400 madde. Bunun 40'ını alın uygulayın. Hemen ülke düzelmeye başlayacak diyoruz. Yani siyaseti siyaset için değil.
siyaseti bu topraklar için, bu vatandaşlarımız için ve gençlerimiz için yapıyoruz. Ancak öyle meşru demokratik siyaset yoluyla ülkemizin yeniden ayağa kalkabileceğine inanıyoruz. Gerçekten ülkemizde demokrasi çok çok kıymetli bir değerimiz. Çok çok kıymetli bir değerimiz. Halkımızın iradesinin doğrudan yönetime yansıdığı bir yönetim modeli ülkemiz için çok kıymetli. Ama demokrasi sadece seçimden seçime gidip insanlardan oy alıp cebine oyları koyup 5 sene arkasını dönmeden yürüyüp gitmek değil. Demokrasi aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle iç içe çalışmak. Tüm ülkenin nabzını sürekli tutmak. Meslek örgütlerini, sivil toplumlarını, toplum kuruluşlarını susturmamak, sindirmemek. Onların sürekli yerel yönetimlerle ve merkezi hükümetle irtibatta olmasını sağlamak. Sorunları dinlemek, anlamak ve söylemek istediklerinizi de ta toplumun kılcal damarlarına kadar ulaşmasını yine sivil toplum ve meslek örgütleri vasıtasıyla yansıtmak. Biz yerel yönetimleri de çok önemsiyoruz bakın. Aramızda çok sayıda muhtarımız var. Afet yönetimi eylem planımızı açıkladık. Mesela orada dedik ki afet yönetimiyle ilgili muhtarlarımıza hem daha çok imkan vereceğiz, hem de daha çok yetki vereceğiz. Hemen her afette yerel yönetimlerinizin hemen çalışmaya başlaması gerekiyor. Yakında yerel yönetim ve şehircilikle ilgili eylem planımızı açıklayacağız. Muhtarlarımız dahil olmak üzere tüm sistemle ilgili görüşlerimizi ortaya koyacağız. Türkiye çok büyük bir ülke. Bu koskoca ülkenin tek bir merkezden, tek bir imzayla yönetilmesi imkansız. Sorunların o tek merkezden, tek imzaya ulaşması, oradan doğru kararlar çıkması imkansız. Böyle bir şey yok. Bu kadar büyük bir ülkeyi yönetebilmek için öncelikle yetkinin yukarıdan aşağıya doğru delege edilmesi gerekiyor. Ve merkezden de yerele doğru bir miktar yetki devri gerekiyor. Bu koskoca ülkeyi ancak böyle yönetebilirsiniz. Aksi halde yönetemezsiniz. Kriz üzerine kriz yaşarsınız. Sorun çıkar, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün sonra Ankara'dan ses gelmez. Niye? Oraya ulaşacak da, orada bir karar çıkacak da, tekrar müdahale gelecek de iş görürsün. Mümkün değil, yürümez. İşte bunun için çalışıyoruz. Her alanda hazırlanıyoruz. Ve bu konuda bizimle beraber çalışmak isteyen bütün sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine açığız. Bütün siyasi partileri açığız. Siyasi partilerin hepsiyle iktidar muhalefet ayırmadan biz diyalog kanalları kurmaya çalıştık kurulduğumuz ilk günden bu yana. Ha, çoğuyla o diyalog kanallarını kurduk, oluşturduk. Kuramadığımız var. Partiler, özellikle iktidar tarafında partiler var. Biz çabaladık, olmadı. Yine hazırız. Diyalog çok önemlidir. Bu ülkenin sorunları konuşula konuşula çözülecektir. İşbirliğiyle beraber çalışarak çözülecektir. Bakın siz bu derneği kurmamış olsanız, eğer Sakarya'nın yerel kültürüne, 1000 yıldır yaşanan, yaşatılan kültürüne sahip çıkmasanız, birileri sahip çıkmasa, bu yaşatılmasa, yavaş yavaş bu çözülebilir değil mi? Çünkü gençlerin elinde şimdi cep telefonu var. Sadece kendi kültürlerini değil, bütün dünya kültürünü oradan görüyorlar. Her şeyi görüyorlar. Kendi kültürlerinden uzaklaşmaları çok kolay. Çok cazip şeyler görüyorlar internete girdikleri zaman. Ama ben hep gençlerimize şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki aynı bir perger gibi olacaksınız. Pergerin bir sabit ucu var ya, o sabit ucunu memleketinize bir çakacaksınız şöyle. Diğer ucuyla da hem Türkiye'yi bileceksiniz hem de dünyayı bileceksiniz. Ama pergerin sabit ucu orada kalacak. İşte bunun için bu derneğiniz gerçekten çok çok kıymetli bir oluşum. Ben hem başta kurucu olan 54 kişiye buradan tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum. Daha sonra bu derneği yaşatan, bugünlere getiren, yönetimde emeği olan herkese tek tek teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum. Hem 7 yıldır başkanlık yapan ve bugün görevi devredecek olan bir önceki, şu anki başkan, oylamaya kadar değişmiyor hukuken. Hem emek veren başkanımıza, hem yeni inşallah seçilecek başkana ve yeni yönetime de başarılar diliyorum. Kimliğimizi, kültürümüzü böyle yaşatan, canlı tutan ve güçlendiren, bu konuda da emeği geçen herkese, bu ruhla bu derneğe emeği geçen herkese de tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı diliyorum.
Olağan genel kurulunuz tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var olun.